Manuel terapi öncelikle e, mutlaka bu konuda eğitimli hekim tarafından uygulanmalıdır. Çünkü burada yapılması gereken işlemden çok yapılmaması gerekenler daha önemlidir. Bunu da ancak bir hekim, bu konuda eğitimli bir hekim değerlendirebilir. Burada muayenede hastanın eklem hareketli, yani mobilitesi değerlendirilir. E, yine iritasyon noktası saptanır ve serbest yön analizi yapılır. En son olarak da provokasyon testi yapılarak, hastada uygulanabilecek ve uygulanamayacak işlemler tek tek tespit edilir. Ve bunların neticesinde de gerekli manipülasyonlar, mobilizasyonlar, post izometrik relaksasyon dediğimiz kas gevşetme egzersizleri, germe egzersizleri uygulanır. Bunların neticesinde de dokuda mobilitenin artışı, eklendeki oynaklığın hareketliliğinin arttırılması, kas spazmının çözülmesi ve refleks olarak dokuların vücudun kendi iyileştirme mekanizmasının aktifleştirilmesi hedeflenir. Burada hastanın da tedaviye uyumu çok önemlidir. Hastanın hekim tarafından belirlenen egzersizleri mutlaka yapması, tedavisine düzenli katılması ve uygun bir şekilde istirahatini yapması gerekmektedir. Bu konuda kendi hekim tarafından kendi durumuna göre hasta bilgilendirilecektir.